Herkese merhaba. Evet, bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz, bu videonun konusu soft tuning nedir arkadaşlar? Şimdi bununla ilgili birkaç soru geliyor. Sorular şöyle geliyor. Ben motorumu modifiye etmek istiyorum ama işte çok para harcamak istemiyorum. Ya da işte ben motorumun işte son süratini arttırmak istiyorum. Motorumu daha verimli hale getirmek istiyorum. Ne yapabilirim gibi gibi birçok şey var. Şimdi bu dediğimiz şeyler, istediğimiz şeyler aslında soft tuning sistemine giriyor. Bunu da şöyle açıklayabilirim. Şimdi öncelikle böyle bir geliştirmeye ihtiyaç duymadan önce motosikletimizin bakımlı olması gerekiyor. Yani motosikletimizde herhangi bir sorun, arızanın olmaması gerekiyor ki elimizdeki gücü nereye çıkaracağımızı bilelim. Ya da nerede tuningden nerede faydalanabileceğimizi bilelim. Dolayısıyla motorumuzun bakımlı olduğunu düşünüyoruz. İki tane sistem var bununla ilgili. Şimdi soft tuning'in birincisi beyni olan ve elektronik kontrol ünitesi olan motosikletlerde veya araçlarda yazılım ile motosikletin veya aracın gücünü arttırmak, işte belli zamanlamaları değiştirmek üzerine kurulu bir sistem. Soft tuning'in bir aşaması bu. Şimdi bizim PX'ler beyinsiz olduğu için bizimkilerde bu biraz daha farklı oluyor. Bizdeki soft tuning nedir? Şimdi yabancı videolardan gördüğümüz olay ne? Motosiklette bir egzoz var. İşte motorun yan kapağını açıyorsunuz. Orada işte özel bir işte pinasto, karbüratörler, molasiler filan bir sürü şey var. Şimdi arkadaşlar soft tuning motosikletin motoru üzerinde çok oynamadan fakat motosikletin gidişini, kalkışını, ara hızlanmalarını, son süratini belki biraz daha arttırarak motosikletin daha rahat, daha ivmeli hareket etmesini sağlayacak, rampaları çıkarken bayılmayacak şekilde motosikletin motoruna yapılan belli güncellemeler diyelim. Bu güncellemeler nelerdir? Şimdi ben 3 ana sebep bunlar üzerinde buluyorum. Şimdi bunlardan birincisi motosikletin karbüratörünün ana memeyi değiştirmek, yani ana jeti değiştirmek. Şimdi bizim PX200'lerdeki ana jet 116 jet. Fakat bunu 125'e, işte 128'e çıkarabiliriz. Tek başına yeterli mi? Değil. Şimdi yakıtı arttırdık. Fakat yakıtla birlikte güçlü de bir havayı kavuşturmak için ne yapmamız lazım? Bir açık hava filtresi, yani motosikletin rahat nefes almasını sağlayan bir filtre takmamız gerekiyor. Ne yaptık? Hava filtresini de taktık. İyi bir hava geldi, karbüratörde iyi bir yakıt karışımı geldi. Geriye ne kaldı? Yanmış gazı hızlı bir şekilde soğutmak ve tahliye etmek. Bunun için de bir performans egzoz taktık motorumuza. Ne yaptık? İyi hava aldık, iyi yakıt aldık. Yaktığımız yakıttan yüksek verim elde ettik. Bu verimden arta kalan emisyonu da hızlı bir şekilde attık. Ve motosikletimizin gidişini, ataklığını biraz daha arttırmış olduk. Motosikletimiz oldukça performans olarak bayağı fark etti. Ki bunu hiçbir tecrübeniz olmasa bile hissedersiniz. %25, %30 oranında bir ataklık gelir. Son süratte de 10 kilometre, 15 kilometre, duruma göre 20 kilometre belki biraz daha artabilir. Yani 95 yapan motosiklet 100-110'u bulabilir. Ama bizim motosikletlerimizdeki beklentimiz farklı olduğu için biz soft tuning'i daha çok bu amaçlar üzerine kurguluyoruz. Yani onun dışındaki diğer tuning yöntemleri de var. Buna belki başka bir videomuzda değinebiliriz. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Ama bana gelen sorulardaki ve arkadaşların sorduğu şeyin aslında içeriği bu. Soft tuning dediğimiz şey motosiklete belli başlı açık hava filtresi, karbüratör memesi ve iyi bir egzoz takarak motosikletin gidişini rahatlatmak, belki sesini biraz güzelleştirmek ve ondan sonra motosikletimizi uzun süre boyunca güzel bir performansla kullanmak. Bundan başka bir şey değil arkadaşlar. O yüzden kafanızda bir modifiye şekli varsa bu genelde ilk önce soft tuning ile başlıyor. Yani ilk önce söylediğim 3 ana başlıktaki şeyleri değiştirdikten sonra ki memnuniyetiniz durumuna göre belki ilerletebilirsiniz. Ama bu söylediğim şeyler gayet yeterlidir. Ben yıllarca soft tuning uyguluyorum mesela. Yani zaten motosikletten benim bir performans beklentim yok. Keyif motosikleti bu. Orijinalliğinde çok dışarı çıkmak istemiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Motosikleti aldığım zaman açık hava filtresini koyuyorum. Ana jetini değiştiriyorum. Ondan sonra
Bir de bir performans egzoz takıyorum, çok gürültülü olmayan. Ki uzun yolda egzoz gerçekten kulağı yoruyor insanın. Bunları yaptıktan sonra motosikletin performansı gerçekten çok fark ediyor arkadaşlar. Kısaca soft tuning'in ne olduğundan bahsettim size. Gerisi sizde. Hoşça kalın, görüşürüz.